Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli takipçilerimiz, İsmail Hanet'te Mahmud Efendi Hazretleri Kudsesi Ruhu'nun hayatını anlatıyoruz. Konuğumuz İsmaila Fıkıh Heyeti Başkanı, Efendi Hazretlerimizin hem talebesi hem köylüsü Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam, Efendi Hazretlerimizle ilgili daha evvel çocukluğuyla ilgili bölümleri anlattık. Şimdi ilk gençliği ve askerliği bölümlerini anlatacağız. Bugün Efendi Hazretlerimizin Kudsesi Ruh çocukluğunda tasavvufla ilgili belirtiler, hatta bu manada bir takım fiilleri var mıydı? Evet. Bir önceki konuşmalarımızda da hafifçe değindiğimiz gibi Efendi Hazretleri çocuk sayılacak yaşlarda itibaren kamil ve mükemmel bir şeyh arayışı kendisinde her zaman vardı. Bunu daha önce de ifade ettik. Ahmet Hoca, yani Efendi Hazretleri'nin hem amcasının hem teyzesinin oğlu olan Ahmet Hoca, bizim Mahmut Şevket Hoca'nın babası rahmetli, Allah ona ve tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. 11-12 yaşlarındayken, onun ifadesidir bu, Efendi Hazretleri ona dedi ki, gel beraber bir şeyh arayalım. Ofta aradılar. Bulamadılar kendilerince. Tabi her yere de ulaştıkları yoktu. Çünkü o dönemle bu dönem arasında çok fark var. Rize'ye geçelim demişti. Rize'ye geçmişlerdi. Orada da istediklerini bulamamışlardı. Bakınız, o tarihlerde Efendi Hazretleri 11 yaşlarında, 10-11 yaşlarındaydı. Yani bu gösteriyor ki Efendi Hazretleri'nin çocukluğundan beri kendisinde böyle bir aşk, böyle bir iştiyak zaten vardı. Yani gönlünde bu nur derler buna. O nur zaten vardı. 10-11 yaşlarında bir çocuk düşünün, şeyh arayalım diyor. Bu pek vakaya uygun bir şey değil. Ama öyleydi Efendi Hazretleri. Yapılan nakillerde hep bu yönde. Zaten Efendi Hazretleri, bizim Of'un Mapsino köyü var. O köyde Şeyh Ahmet Efendi vardı. O tarihlerde Efendi Hazretleri kendisinden tarikat dersi almıştı. Virdi vardı yani. Ama ona rağmen Efendi Hazretleri'nin gönlünde olan Şeyh-i Kamil-i Mükemmil, onu aramak hiçbir zaman dinmedi. Hatta Efendi Hazretleri kendi ağzından ifadesidir bu. Derdi ki Efendi Hazretleri, ben çocukken başımı yastığa koyduğum zaman da hep şunu düşünürdüm. Bir yerde böyle Şeyh Kamil Mükemmil bir şeyh olsa da aç, susuz, yalın ayak ben olsam bile gidip onu bulsam. Bu Efendi Hazretleri'nin Kuddisesi Ruhu kendi ifadesidir. Çocukken başını yastığa koyduğu zaman söylediği şeydir bu. Hatta yine rahmetli Ahmet Hoca'nın ifadesiydi. Askere giderken Efendi Hazretleri, askere gideceği zaman ki bu sözü Ahmet Efendi teyzesinden, yani Efendi Hazretleri'nin annesinden naklediyor. Hep dua ediyordu diyor askere gitmeden önce. Askere gidersem orada bana bir şeyh efendi nasip et diye ya Rabbi hep dua edermiş. Yani bu da gösteriyor ki Efendi Hazretleri'nde hakikaten bu aşk, tasavvuf aşkı çocukluğundan beri vardı. Ve hep böyle devam etti. Askere kadar böyleydi. Of'un dediğim gibi Mapsino köyünde Ahmet Efendi'den de tarikat dersi almıştı. Evet. Evet hocam. Şimdi Efendi Hazretlerimizin Ali Haydar Efendi Kudsesi Ruhu'nun ismini ilk defa duyması nasıl olmuştur hocam? Evet. Şimdi Efendi Hazretleri bu aşk ile, yani kalbindeki bu coşku ile tasavvuf cihetinden askerlik vazifesi için gitmiş olduğu Bandırma'da Allah Teala ona Gönüller Sultanı Ali Haydar Efendi ile buluşmayı nasip etti. Şimdi orada Efendi Hazretleri onunla buluşacak ve tabii ki muradına erecekti. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu bu kavuşmayı şöyle anlatıyor bizzat kendisi. Diyor ki, askerlik çağıma geldiğimde Bursa'ya sevkimiz çıktı. Tayinimiz oraya çıktı. Asker olarak Bursa'ya gidecekti. Çok sevindim diyor Efendi Hazretleri. Neden? Çünkü orada mutlaka
Şeyh-i Kamil-i Mükemmil bulurum düşüncesi, kanaati kendisinde çok güçlüydü. Şimdi Şeyh-i Kamil var, bir de Mükemmil var. Ben Efendi Hazretleri'nin hayatını anlatırken onun içerisinde bazen tabirlerin anlaşılması açısından Mektubat-ı Rabbani'den bir takım eklemeler de yapmayı düşünüyorum. Mesela burada bunu yapmam lazım. Çünkü Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu Mapşino'daki Of köyünde böyle bir Şeyh Ahmet Efendi'den ders aldıktan sonra hala niye Şeyh arıyordu diye düşünebilir insanlar. Bunu açıklığa kavuşturmak için bir Şeyh-i Kamil var, bir de Şeyh-i Kamil-i Mükemmil var. Bu iki terimin bilinmesi lazım. Bu iki terimi tasavvufi açısından İmam-ı Rabbani Kuddise Sırruhu mektubatında şöyle ifade ediyor. Diyor ki şeyh-i sülük dört kısımdır. Şeyh-i ilallah, şeyh-i fillah, şeyh-i anillahi billah, şeyh-i fil eşya. Sofi şeyh-i sülüke başlar tarikata girmekle. Şeyh-i ilallah ve şeyh-i fillahı tamamladığı zaman, hani halk dilinde bu Allah'ın veli kulu diyoruz ya, işte ona veli kul denir. Ama bu veli kamildir, mükemmel değildir. Mükemmel ne de kamil ne demek? Kendisi kemale erdi. Mükemmel, mükemmel ise başkasını kemale erdirme kabiliyeti de kendisine verildi demektir. O şeyri anillahi billah ve şeyri fil eşyayı tamamlayan da olur ki bunların sayısı öyle çok da fazla değildir. İşte Efendi Hazretleri'nin kalbinde olan bu ikinci şık. Yani hem kamil hem mükemmel olan bir şeyh isteği kalbinde sürekli olarak vardı. Bursa'ya asker sevki çıkınca çok fazla sevindi Efendi Hazretleri. Niye? Aradığımı bulacağım dedi orada. Ancak Efendi Hazretleri yine şöyle anlatıyor burayı. Gemiyle yola çıktık diyor. Güvertesi bakırdandı, üstü açıktı. Trabzon'a vardığımızda ben kendimden geçmişim. Gözlerimi Trabzon'da hastanede açtım ben. Arkadaşlarımın hepsi gitmişti. Yani gidip yerlerine teslim oldular. Ben Trabzon'da oradaki komutan, yani askeri hastanedeki komutan, sana sevk yazayım dedi. Burada mı kalırsın bir hafta yoksa eve mi gitmek istersin? Ben eve gitmek isterim deyince komutan beni cezalandırmak maksadıyla o zaman burada kalacaksın dedi. Ve bir hafta Trabzon'daki hastanede kaldım ben diyor. Allah'ın hikmeti, bakınız ne oluyor bundan sonra. Bir hafta sonra tabii ki vazife yerime teslim olmak üzere Bursa'ya gittim. Yanımda sevk kağıdı yoktu. Çünkü her şey hastanede kaldı. Böyle yanımda sevk kağıdı olmayınca oradaki komutan çok kızdı. Bunu mahkemeye verin dedi. Fakat sonra vazgeçtiler. Öyle deyince ben dedim ki, diyor Efendi Hazretleri, ben hastanede yattım. Siz isterseniz onu oraya sorun, orada olduğumu zaten öğrenirsiniz dedi. Vazgeçtiler, yani şeye vermediler, mahkemeye vermediler Efendi Hazretlerini. Ama dediler, sana ceza olarak Bursa değil, Bandırma'ya gideceksin dediler. Allah'ın hikmetine bakınız. Ne demek bu? Bandırma'da Efendi Hazretleri'nin daha sonradan şeyhi olacak olan Ali Haydar Efendi'nin Kuddise Sırruhu şeyhi olan Ali Rıza Bezzaz Hazretleri'nin kabri şerifi var. Efendi Hazretleri'ni Bandırma'ya gönderdiler. Efendi Hazretleri Bandırma'ya gittiği ceza olarak gönderdiler. Orada diyor ki Efendi Hazretleri vapur iskelesine yakın Mamun kışlası denen yere beni gönderdiler Bandırma'ya. Bir izin günü diyor Efendi Hazretleri. Tekke camisine gittim. Sordum orada, dediler tekke camisi var. Aslında o camiyi biraz sonra Ali Haydar Efendi ile ilk buluştuğu yer olacak o cami. Haydar Çavuş Camisi caminin adı. Ama Ali Rıza Bezzaz Hazretleri Kuddise Sırruhu orada olduğu için oraya tekke camisi diyorlar. Oraya gittim diyor. Orada benim tanıdığım Ali Özer isminde bir işi vardı. O camidekilere dedi ki bu hocadır. Buna vaaz ettirin dediler. Onlar da beni kürsüye çıkardılar. Ben vaaz ettim. Vaaz bitince indim. İlk sorduğum şey cemaata, burada Şeyh Efendi var mı? Allahu Ekber. Onu sordum diyor. Dediler var. Nerede? Heyecanlandım. Nerede? Kabri şerifi burada dediler.
Ali Rıza Bezzaz Hazretleri. Kabri Şerif'e gittim. Kabri Şerif'te ben buraya bir hoca olarak değil, aciz bir kul olarak geldim diyerek kendimi beyan ettim orada diyor. Kabri Şerif'in başında. Ondan sonra kalbimden bu duygular geçti. Sordum bu Ali Rıza Bezzaz Hazretleri'nin bir halifesi yok mu? Var dediler. Nerede? Kimdir dedim. Ali Haydar Efendi, Kuddisesi Ruhu. İsmini ilk defa orada duydum. Efendi babana. Ali Haydar Efendi dediler. O da İstanbul'da dediler. Evet, buyur. Evet. Efendi Hazretlerimizin Kuddisesi Ruhu, Ali Haydar Efendi ile Kuddisesi Ruhu ilk karşılaşması gerçekleşmeden önce ne gibi olaylar cereyan etmiş hocam? Aslında buna bir cevap verelim. Bir cevap bu hadiseleri içerisine alacaktır. Vereceğim cevap da şu olsun. Ali Haydar Efendi'nin talebeleri Ali Haydar Efendi Kuddisesi Ruhu'nun son 10 yıldır düşündüğü şey olarak şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki sürekli düşünüyor. Bu irşat ne olacak? Benden sonra bu irşat ne olacak? Hep bunu düşünüyordu. Bu düşünceler içerisinde bazen dalıp kendinden geçiyordu Ali Haydar Efendi. O kadar bunu kendine dert edinmişti. Yine Ali Haydar Efendi, Kuddisesi Ruhu, böyle düşünceler içerisinde kendinden geçtiği bir anda mana aleminde yani rüyasında Şeyh'i Ali Rıza Bezzaz Hazretleri Kuddisesi Ruhu'yu görüyor. Ona diyor ki, bak diyor, rüyasında gösteriyor Efendi Hazretleri. Bu Bandırma'da askerlik yapan Mahmut. Bu bizimdir. Git onu teslim al diyor. Gördüğü rüya bu. Mane aleminde gördüğü bu. Bunun üzerine Ali Haydar Efendi İstanbul'da hemen diyor ki hazırlanın Bandırma'ya gideceğiz. Etrafındakiler olmaz efendim diyorlar. Siz hastasınız. Bu halde sizi biz oraya götürürsek hastalığınız daha da artar. Yani ağırlaşırsınız. Hiçbirine aldırış etmiyor. Hazırlanın Bandırma'ya gidiyoruz diyor. Ve onların dediklerini hiç dikkate almadan Bandırma'ya doğru yola çıkıyorlar. Bir de buraya şunu eklemekte fayda var. Yani bize gelen nakillerden şunu da ifade ediyordu kardeşlerimiz. Efendi Baba Ali Haydar Efendi, Şeyh'inin yani Ali Rıza Bezzaz Hazretleri'nin bizzat kendisine geldiğini ve gel emanetin Bandırma'da onu al dediğini Efendi Hazretleri'ni kastederek ifade ediliyor. Şimdi bu iki mesele bize İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu'nun mektubatında mürit Murat tanımlamasını hatırlatıyor. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu tasavvuf yolunda olanları iki kısma ayırır. Bir kısmı mürittir, yani taliptir, girer bu yola. Elinden ne geliyorsa o kadar çalışır ve yoluna devam eder. Birisi de murattır. Murat nedir? Murat illa kendisi bu yola koşması gereken kişi değildir. Bu yol zaten vardır onun cibillesinde, yaratılışında. Ama mürşidi onu bizzat bulur. Bir şekilde mürşidine ulaştırılır ifadesi var mektubatta. Bu açıdan bakıldığı zaman, ben her zaman bunu söylüyorum zaten, Efendi Hazretleri Allah'ın murat kullarındandır, seçilmiştir. Onun için elhamdülillah Allah Teala böyle bir insanın yanında olmayı bizlere nasip etti veya Müslüman kardeşlerimize de böyle bir insanın varlığıyla dinde hakiki anlamda istifade kapısını açtı. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Sevgili arkadaşlar, kıymetli takipçilerimiz, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.
Muhammed.